Said Nursi 15 yaşından küçük olan Hristiyanların şehit olduğunu, 15 yaşından büyük olan Hristiyanların ise cennetlik olduğunu söylüyor. Bakın, bu kısım Kastamonu Laikası'nda 114 ile 115. sayfada geçiyor. Yani 27. mektupta geçiyor. Yine aynı şekilde bu Tarihçi Hayat'ın 290. sayfasında ve Kastamonu Hayatı'nın da yani Said Nursi'nin 2. Dünya Savaşı'nda yazdığı mühim bir mektuptur başlığıyla geçiyor. Bakın burada Said Nursi 15 yaşından küçük çocukların şehit olduğunu, 15 yaşından büyük olanların ise cennetlik olduğunu nasıl belirtiyor? Said Nursi bu sözleri 2. Dünya Savaşı'nda yazmıştır, onu da en baştan belirteyim. Şiddeti şefkat ve dikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle dikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki, bakın Said Nursi 2. Dünya Savaşı esnasında bunu yazıyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nda birçok şeyler yaşanıyor, birçok kötü durumlar yaşanıyor. Ve Said Nursi'ye birileri ihtar ediyor. Acaba kim ihtar etti? Birileri ihtar ediyor. Böyle musibetlerde, bakın ona sanki vahiy gelmiş gibi konuşuyor. Dikkat edin. Böyle musibetlerde kafir de olsalar, hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki, ona nispeten çok ucuz düşer. Yani başına gelen belalara nispeten ona gelen mükafat gerçekten müthiştir diyor. Böyle musibeti maneviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 3-4 aydır ki dünya vaziyetinden ve harbinden yani dünya savaşından hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak taattur ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elim şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki, bakın dikkat edin, Said Nursi'ye bir ihtarat gelmiş ve Said Nursi'nin bütün üzüntüsü gitmiş. Bakalım o gelen ihtaratta ne diyor? Sanki ona biri vahiy getirmiş ve ona bir berat belgesi vermişler. Bakın ne diyor? O musibeti semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer 15 yaşına kadar olanlarsa ne dinde olursa olsun şehit hükmündedirler. Müslümanlar gibi büyük mükafat-ı maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. 15 yaşından yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür, belki onu cehennemden kurtarır diyor. Bakın arkadaşlar, Said Nursi'nin burada söylediği söze dikkat edin. Hristiyan olanların cennete gideceğini söylüyor. O zaman ne gerek var ki bizim Müslüman olmamıza, namaz kılmamıza, oruç tutmamıza? Baksanıza Hristiyanlar bile cennete gidiyormuş. Eğer de hepimiz Hristiyan olalım, mazlum olduktan sonra zaten cennete gidiyoruz. Bu nasıl bir sözdür Sübhanallah? Bir de bana ihtar edildi diyor. Sanki ona Allah Azze ve Celle'den bir berat gelmiş gibi konuşuyor yani. La ilahe illallah. Bakın buradaki bu az evvel zikrettiğim söz, işte Fethullah Gülen denen o FETÖ terör örgütünün elebaşısı böyle sözlerden nemalanarak dinler arası diyaloğu ortaya attı. Biraz sonra bunlardan tekrar size bazı paragraflar okuyacağım. Said Nursi'nin böyle yazılarını okuyan Fethullah Gülen bundan yola çıkarak dinler arası diyaloğu ortaya çıkardı. İşte Budizm ahlak dinidir. Hristiyanlarda La İlahe İllallah esasında buluşalım. Yahudilerin iyisi de var, kötüsü de var. İşte kötü Yahudiler Siyonisttir, iyi Yahudiler şudur budur şeklinde böyle bir taksimata gidildi. Ve yıllarca biz bu memlekette Fethullah Gülen kafir dediğimiz için insanlardan çekmediğimiz kalmadı. Girmediğimiz cezaevi kalmadı yani. Bugün kim diyorsa desin Fethullah Gülen FETÖ'cüdür. Dünleyin bu adamlar Fethullah Gülen'i övüyorlardı. Ve arkadaşlar bu bir hakikattir. Hepinizin de kabul etmesi lazım. Bugün Fethullah Gülen'in en güçlü olduğu zamanda ona hoca diyenler hepsi ona şimdi beddua ediyorlar. Ama Selefiler, Selefi Müslümanlar Fethullah Gülen'e en başından beri kafir diyorlardı, bugün de kafir diyorlar. Değişen hiçbir şey olmadı. Bir adamın darbe yapması teröristliktir, evet, ama küfür değildir, o adamı kafir yapmaz. Yani Kur'an'da darbe yapan kafirdir diye bir ayet yok. Ve Fethullah Gülen'e biz en başından beri kafir diyorduk. O darbe yaptıktan sonra biz dedik ki Allah'a hamdolsun bunun küfrü açığa çıktı. Bütün insanlar gördü. Yani insanların o şeytanlaştırdığı, bazılarının şeytanlaştırdığı Selefiler var ya, en başından beri bu hakkı söylüyorlardı. İşte o Fethullah Gülen bir zamanlar herkesin övdüğü o okyanusların ötesindeki büyük hazret var ya, büyük hoca efendi. Bir zamanlar o adam kendisine dinler arası diyalog gettosunu işte bu yoldan ele alarak mottolaştırmıştı. Ve burada daha farklı farklı şeyler de göreceksiniz. Neymiş efendim? Hristiyan çocuklar savaşta ölürse şehitmiş, 15 yaşından büyükler de cennete girecekmiş. Vel-i'azu billah. Allah Azze ve Celle kendisi ayette söylüyor Hristiyanların kafir olduğunu, Yahudilerin kafir olduğunu. Yani sen haşa Allah'ın sözünü iptal mi ediyorsun? Sana gelen ihtarla Allah'ın sözünü ortadan mı kaldırıyorsun? Sübhanallah.